Türk marketindeyim. Bunlar da Türk marketindeki fiyatlar. Patates fiyatları bu şekilde. Burada Çin sarımsağı da var. Enginar var. Böyle. Kabak fiyatları. Türk marketindeyim. Sesim duyulmuyor olabilir. Burada genelde fiyatlar daha uygun ve meyve ve sebzeler çok daha taze. Ama uygun olduğunu söylediğime bakmayın. Türkiye ile kıyaslayınca Türk lirası tabii ki de daha uygun. Zeytin fiyatlarına bakalım mesela. 39 kron. 39 kron 35 lira falan gibi bir şey diyor. Buranın simitleri biraz daha güzel. Ayçiçeği yağı gibi şeyleri de burada bulmak mümkün. Fıstık yağı da var. Fırın bölümü çok güzel kokuyor. Burada simit yapan güzel tek yer burası diyebilirim. Salça, konserve soslar gibi çoğu şeyi, hatta hemen her şeyi burada bulabilirsiniz. Ben şimdiye kadar boza hariç her şeyi buldum. O yüzden memnunum. Tahin gibi yemeğe hazır şeyler de var. Ay tahin diyorum. Humus. Şöyle. Lübnan humusuymuş. Evde yapmadığınız zaman buradan alabilirsiniz. Humus fiyatına da hemen bakıyoruz. Humus da 14-15 kron. Yani 10 lira. Burada da Türk atıştırmalıkları var. Şöyle bir bakalım. Bazı çok klasik şeyler var. Dankek, biskrem gibi, popkek gibi. Fiyatlarına bakıyoruz. 10 lira civarı diyebiliriz. Ve Türk peynirlerinin olduğu bölüm. Tabii başka peynirler de var. Kaymak bir de var. Sucuk da var. Şimdi de Uzakdoğu marketindeyim. Burada bütün Uzakdoğu ürünlerini bulabiliyorsunuz. A-Food Market yani Asian Food Market anlamına geliyor. Burası da bence Oslo'daki diğer uygun ve çeşitli alternatiflerden biri. Özellikle de Uzakdoğu mutfağını seviyorsanız. Ya ama burada da sırf soya sosları için bile böyle kocaman bir reyon var. İşte başka soslar da burada bulabiliyorsunuz ama ben koyu soya sosunu yani dark soya sosu almak için buraya geliyorum. Çünkü başka bir yerde satılmıyor. Çivi mantar, onun dışında lotus kökü, çeşit mantar ve biber var. Şöyle Çin kaselerinden de bulabilirsiniz. Bakalım başka neler var. Bir sürü çubuklar var. Çeşit chopstick alabilirsiniz. Benim gibi yanınızda getirmeyi akıl etmediyseniz, yani ben de etmedim. Şimdi size yer fıstığının başka yenme şeklini göstereceğim. Haşlanmış yer fıstığı. Kabuklarıyla taze yer fıstıklarını haşlıyorlar Çin'de. Bazen baharatlarla, bazen baharatsız ve gerçekten çok lezzetli oluyor. Hem aynı zamanda da genelde kavurmaktan daha sağlıklı olduğunu biliyorum. Ama tabii ki de taze yer fıstığını her zaman, her mevsim bulamıyorsunuz. Fakat Türkiye'de takipte kalın. Benim bildiğim kadarıyla Adana'da satan yerler var. Şimdi size burada inanılmaz bir acı biber göstereceğim. Habanero, yani habanero diye yazılıyor ama muhtemelen habanero diye okunuyor. Bu burada bulduğum en acı biber ve seviyorum kesinlikle. Bazen bir yemek yaparken bir tanesini yemeğin içine atıyorum. Bazen çok fazla oluyor ama gerçekten güzel bir acıyı özlemişim. Bir sürü de çeşit dumpling görebilirsiniz. Spring roll'lar bile donmuş şekilde satılıyor. Çeşit balık ve diğer deniz ürünlerini de burada donmuş şekilde bulmak mümkün. Ayrıca da bir et reyonu var. Taze meyvelerin yanı sıra, taze tropikal meyvelerin yanı sıra burada böyle konservelenmiş olarak da satılıyor. Onun dışında sanırım bunlar tapioka, evet tapioka incileri. Yani bunlar da bubble tea'de kullanılıyor. Hiç evde yapmayı denemedim. Şöyle şuradan şuraya kadar noodle makarna section'ı ve bunun sonunda ve burada Türk markası olan Ankara makarnayı bile bulabilirsiniz. Ama ben tabii ki de buraya normal makarna için değil, noodle'ları için geliyorum. Noodle, onun dışında udon, her şey var. Hatta pişmiş hali bile var. Şu Türkiye'de de satılan en klasik noodle markası burada da yaklaşık 16 kron, yani bu da yaklaşık 10-12-13 lira gibi bir şey yapıyor. Belki de artan fiyatlarla Türkiye'den daha uygun olabilir. Ama ben bugün normal noodle değil, şu Japon usulü kara buğday unundan yapılan noodle'ları deneyeceğim. Bakalım nasılmış. Hemen onun fiyatını da söylüyorum. Bu yaklaşık 20 lira. Burada da Tayland ve Endonezya usulü noodle'lar var. Ve gördüğünüz gibi siyah susam, bu arada çörek otu değil, siyah susam Uzakdoğu'da çok kullanılan bir şey. Ve gerçekten siyah susam deniliyor. Onun dışında zerdeçallı, bakalım, multigrain diyor, çok tahıllı, acı, her çeşit var. Şimdi bu kısma geliyoruz. Bakalım. Durum marka bakliyat var. Yine durum marka pirinç var. Osmancık pirinci burada 30 kronmuş. Ben 20 krona Türk marketinden bulmuştum. Yani daha uyguna mümkün. Ama tabii ki de Oslo'nun geneliyle karşılaştıracak olursanız marketlerde pişmemiş bakliyat da bulmak için Asya ve Türk marketlerine gelebilirsiniz. Çünkü genelde Norveç marketlerinde pişmiş bakliyat satılıyor. Şimdi size baharat reyonunu göstereceğim ve böyle bir baharat reyonu gerçekten yok. Burada çok farklı kültürler bir arada yaşadığı için inanılmaz bir baharat çeşitliliği var. Yani şöyle arkamda, şurada görmüş olduğunuz reyon tamamen baharat. Türkiye'de bile çok arayıp da bulamadığım baharatların çoğunluğunu burada buldum. Ve takdir edersiniz ki Hintlilerin de inanılmaz baharatları olduğu için burada genellikle Hint markalarının baharatları çok popüler ve daha çok Hint markalarının baharatları uygun fiyatlara satılıyor. Bir de tabii ki de Türk markalarının baharatları uygun fiyatlara satılıyor. Bunlar da genelde bizim bildiğimiz baharatlar oluyor. Ama Hint markalarında bilmediğiniz, mesela nasıl desem, yeşil kardamom, yeşil kakule veya siyah kakule bulabiliyorsunuz. İkisi de farklı ve farklı yemeklerde kullanılıyor. Şimdi size bir meyve göstereceğim. Belki görmüşsünüzdür. Bu aşırı aşırı kötü kokan meyve. Ama gördüğünüz gibi çok kıymetli bir meyve. Bakalım, kilosu 110 kronmuş. Bunun adı durian. Yani liangova olarak geçiyor Çince'de. Düzeltiyorum. Liuliangoymuş. Bu meyve inanılmaz kötü kokmasına rağmen muz gibi bir tada sahip ve deneyince gerçekten tadını aslında seviyorsunuz ama kokusuna katlanabilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ve nedense Asya, nedense demeyeyim aslında sonuçta. Ve bu markette bir sürü Rus ürünü bulmanız da mümkün. Aynı zamanda Polonya ürünleri, Rus mantıları, Polonya mantıları, peynirler. O kadar çok Türk ürünü var ki burada köfte harcı, pana harcı, Adana köfte harcı gibi şeyler de bulabiliyorsunuz. Bunun yanı sıra puding, irmik tatlısı, baya bir şey var. Yani gözünüz korkmasın, eğer buraya gelecek olursam aman nasıl Türk ürünleri bulamam demeyin. Burada hazır zeytinyağlılar da var. Çok 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 canınız çekerse. Türk marketinde bulamadığım Türk markası humus burada daha uygunmuş ve içeriği de daha iyi bence Lübnan humusuna göre. Sarımsak falan kesinlikle var. Çünkü Lübnan humuslarında bazılarında sarımsak yoktu. Şimdi diyeceksiniz ki ne çok konuştu ama yine kendini çok az gösterdi. Çünkü kolum aşırı dolu. Buraya ne zaman gelsem çok alışveriş yapıyorum. Türk marketinde rahat çekim yapamadım. Orası çok dar, küçücük ve çok insan geçince ben de çok utanıyorum. Ve de tabii ki de oradaki insanlar Türkçe de anlıyorlar. Şimdi diyecekler ki bu kız ne yapıyor? Burada en sevdiğim yanlardan biri de fıstık ezmesi reyonu. İnanılmaz fıstık ezmesi çeşidi var. Şöyle bakalım. Kadın durdu ve beni izledi. Bakalım. Mesela Afrika'dan geliyor bildiğim kadarıyla ve üstünde pound yazıyor sanırım ama burada 65 kron, yani işte 60 lira, 55 lira gibi bir şey düşünebilirsiniz ve 1 kilo. Tam benlik. Ama o 1 kilo bile bana maksimum bir ay dayanıyor.